Sayın seyirciler, hatırlayacağınız üzere bir önceki programımızda Eren Üniversitesi hakkında konuşmuştuk. Şimdi de Eren Üniversitesi rektörünün çok baskıcı tutumlar sergilediği, yıldırma politikası güttüğü iddiaları söz konusu. Bu iddialardan birisini konuşacağız. Şehnaz Ayhan'ı konuşacağız. Şehnaz Ayhan'ın avukatı Avukat Hüsnü Ayhan. Aynı zamanda kendisi Şehnaz Ayhan'ın babası. Sayın Ayhan, öncelikle hoş geldiniz. Hoşlar. Gerçi sizler bizleri siz konuk geldiniz. Ettiniz. Çok memnun sağ olun, oldum. Teşekkürler. Evet, sağ olun. Sizleri bir tanıyalım. Ben 1933 doğumlu, Başkale doğumluyum. İlkokulu Başkale'de okudum. O tarihlerde, ilçelerde ortaokul olmadığı için rahmetlik babam hiçbir babanın yapmadığı fedakarlığı yaparak beni iki gün konaklamak suretiyle at sırtında Van'a getirip ortaokula kaydetti. 1946'da ortaokula başladım. 1959'da ortaokulu bitirdikten sonra, ki o zaman Van'da lise yoktu. Fakat biz ortaokul son sınıftayken lise birinci sınıf açıldı. O nedenle liseye de 1949'da başladım. Evet. Şayet lise açılmamış olsaydı, ki benden önceki talebeler liseyi okumak için ya Diyarbakır veya Erzurum'a giderlermiş. Dolayısıyla yeni kurulduğu için biz Diyarbakır ve Erzurum'a gitmekten kurtulduk. Van Lisesi'nde tahsile devam ettik. 1953'te de mezun oldum. Evet. Evet. Şehnaz Ayhan kimdir peki Sayın Hocam? Onu bir tanıyalım, seyircilerimize bir tanıtalım. Şehnaz Ayhan. Onu bir tanıtalım, seyircilerimize tanıtalım. Şehnaz Ayhan tabii benim kızımdır. Aslında Van 100. Yıl Üniversitesi'ne bağlı bir sağlık yüksekokulu sekreteri olarak. Evet, yani Eren Üniversitesi kurulmadan önce. Kurulmadan önce. Evet. 2001'de. 2001'de Van 100. Yıl Üniversitesi tarafından benim kızım Sağlık Yüksekokulu Sekreteri olarak orada görevlendirildi. Dolayısıyla 2008'de Bitlis Üniversitesi kurulma aşamasındayken, evet, kurucu rektör Van 100. Yıl Rektörü Hasan Ceylan tarafından benim kızım genel sekreter olarak, yani Bitlis Eren Üniversitesi'ne genel sekreter olarak vekaleten, evet, önce vekaleten sonra asaleten atandı. Evet. Atandıktan bir yıla yakın benim kızım, yani orada genel sekreter olarak işte bina yetersizdi zaten başlangıçta. Bütün o imkanlarını kullanarak, diğer devlet kuruluşlarıyla diyalog içinde girerek okuma veyahut da görev yapma mekanlarını normal bir düzeye getirdi. Evet. Bilhara Sayın Rektör Bey, işte Mahmut Doğru herhalde Elazığ'da görevliyken Sayın Cumhurbaşkanı tarafından rektör olarak atandı. Ve geldi. Geldikten sonra bir müddet de beraber hizmet yaparken bir gün benim kızıma diyor ki, Şehnaz Hanım sen istifa etsen çok iyi olur. Şehnaz Hanım da tabii benim kızı hayret ediyor. Yani bir amir bu şekilde nasıl, evet, hitap eder, nasıl direkt istifayı talep eder? Bu kaçta oluyor Sayın Ayhan? 2008'de. 2008'de. Evet. Başlar başlamaz. Başlar başlamaz. Evet. 2008'de. Tabii kızım orada diyor ki, Sayın Rektör benim bir suçum varsa gereğini yapın, ben istifa etmem. Geldi bana da danıştı. Baba ben işte bana böyle diyor ki, ben istifa edeyim mi etmeyeyim mi? Kızım dedi, nasıl? Bu eğer istifa edersen acizliktir. Yani eğer bir amir bu şekilde sana hitapta bulunmuş, teklifte bulunmuşsa ben ihtimal vermiyorum. Bir rektör, koskoca bir rektör veya, evet, da saygın bir yeri olan üniversitenin yöneticisi sana bu teklifi yapmışsa yanlış yapmıştır. Onun için kızım, sen rektör bey diyeceksin, ben istifa etmiyorum, bildiğinizi yaparsınız, beni görevden alırsınız. Evet, Sayın Ayhan, 2008 yılında, evet, Sayın Rektörümüz Şehnaz Ayhan Hanım'a istifa etmesi yönünde bir, evet, öneride bulunuyor.
Evet, istifa et. Et şeklinde. Esen iyi olur. Ha, bizi evet. de uğraştırma. Baban da duyduğum kadarıyla avukat o zamana kadar da biz yani kendisini görmüş değiliz veya tanışmış değiliz. Evet. Aslında ne işte öğrenmişse baban da avukattır, o da rahatsız olmasın. Yani bir amirin yapacağı bir teklif değil bu. Çok yadırgadım yani. Evet, sonrasında ne oldu? Sonra işte kızım ısrar etti. Hemen ondan sonra tabii bu istifa etmeyince tuttu yani gerekçesiz bir şekilde. Evet. Benim müvekkilemi göğe kurucu rektör atama yetkisi yoktur. Şeyine dayanarak görevden aldı. Görevden alınca biz Danıştay'a dava açtık. Evet. Danıştay 8. dairesinde yürütmeyi durdurma kararı aldık. Aradan 6 ay sonra tabii esas karar çıktı. Müvekkilemin yani görevden alınmasının hukuka aykırı olduğunu, dolayısıyla göreve dönmesi gerektiğini kararını aldık. Ama dediğim gibi Sayın Rektör sadece kendi yakınlarına kadro bulabilmek için çabasındadır ve genel sekreterlik kadrosuna da kendi yakınını, netekim sonradan öğrendiğimiz kadarıyla hanımının bir akrabasını atamıştır. Danıştay kararından sonra tabii normal olarak idari yargılama usul yasasının 28. maddesine göre idari kararları yani yargının kararları evet. en geç bir ay içerisinde gereği yerine getirilmesi gerekirken evet. Bunu efendim işte oyalamak suretiyle 29. günde faraza efendim göreve başlatıyor, tamam mı? Aynı gün aynı saatte başka bir gerekçeyle görevden alıyor. Ve 29. günde göreve evet, başlatıyor ve aynı gün aynı saatte masa başında böyle bir işlem yapıyor ki bu işlemin hukukla alakası yok. Tamamen keyfi. Her seferinde biz dava açtık ki 5 kez görevden alınmış şimdiye kadar benim müvekkilim. Evet. 5 kez de yargı kararıyla görevine iade edilmiştir. 5 kez görevden alınıyor ve evet. yargı kararıyla 5 kez de göreve iade edilmiş. Peki şu an ne durumda? Şu anda kütüphane daire başkanı olarak görevlendirmiş. Evet. Şu anda da yine idare mahkemesine böyle bir dava devam ediyor. Sonuçlanırsa tabii yine göreve iade edilecek durumdadır. Hı hı. Geçen daha önceki durumlarla hiçbir farkı yoktur. Çünkü yönetim yani genel sekreter şu yüksek öğretim yasasında açıkça belirtiliyor 15. maddesinde. Genel sekreterin, pardon 52. maddesinde genel sekreterin atanması, görevden alınması yönetim kurulu kararıyla evet. olacaktır. Yönetim kurulu nasıl oluşuyor? Yönetim kurulu üniversitedeki bütün birimlerin dekanları, bu yetmiyor. Ayrıca senato tarafından seçilen 3 tane profesörün evet. oluşmaktadır. Evet. Yani dikkat ederseniz işte ben bunları size... Şimdi Sayın Ayhan, ben şöyle bir söyleyeyim de yanlış anladıysam lütfen düzeltin beni. Şehnaz Ayhan Hanım asaletten genel sekreterliğe atanmış tabii, durumdaydı. Tabii. Bunun oradan çıkarılması için evet. yönetim kurulu kararının olması gerekiyordu. Gerekir. Yani evet. Peki yönetim kurulu kararı olmadan mı çıkarıldı? Tabii. Hayır, yönetim kurulu kararı diyor. Evet. Kendisinin ve rektör yardımcısının imzası. İmza. Şöyle bir döndürelim kameralarımıza, şöyle bir gösterelim. Tamam. Ben bakıyorum. Şöyle bir yalnız şurada apaydın. Şöyle bir gösterelim. Tamam. Şöyle bir gösterelim kameralarımız, şöyle bir görsünler. Bakın şurada bir çizik var. İzninde güve rektör yardımcısı, öbürsü evet. kendi imzası ve rektör yardımcısı. Yani tamamen mi yönetim kararı olmadan kendisi yönetim... Kendisi yönetim evet. kurulunun sanki yönetim kurulu kendisidir gibi evet. işlem yapıyor. Tamamen bireysel olarak mı? Tabii. Ha, bir ikincisi bak aynı şekilde yine mesela diyelim ki orada göreve başlattı. Evet. Böyle bir karar alıyor. Zannedersen duyum alıyor. Bu kararın innesi evet. bu. Bu da göve yani kendisine kendi anlayışına göre efendim ben mesela üniversitedeki fakültelerin dekanları yoksa onları vekalet edebiliyorum.
evet. anlayışıyla. Şöyle bir gösterelim. Evet. Şunu da kameralarımıza evet. şöyle bir gösterelim. Önce ben okuyayım bir. İsimler var vekaletten evet. öyle mi? Evet. Vekaletten. Fen Edebiyat Fakültesi, İktisat İdari Bilimler Fakültesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Dekan evet. Vekili evet. olarak. Tabii. Şöyle bir kameralarımıza gösterelim. Evet. Değerli izleyenlerimiz şöyle bir görsünler. Tek başına yönetim kararı tabii. vermiş oluyor. Tabii tabii. Şimdi zaten bu yönetim kurulu kararı diye vasıflandırıyor. Ama bu belge sahtedir. Yani yönetim kurulu kararı ile ilgisi yoktur. Tamam evet. keyfi. Ve ben bunu Bitti savcılık aracılığıyla örneklerini iliştirmek suretle şikayette bulundum. Evet. Sayın Rektör benim müvekkilime karşı duyduğu kin ve nefretin karşılığı olarak sahte evrak düzenleyip kullanmak suçunu işlemektedir. Ki en ağır suçlardan, yurt evet. dışı suçlardandır. Halen Yüksek Öğretim Kurulu denetleme aşamasında iki senedir bana bilgi edinme bir yasası. Soru çıkmadı henüz yani onlardan. Bilgi edinme yasasından yaptığım şikayetten hangi aşamada olduğunu soruyorum. Bana iki satırlık bir yazıyla efendim denetleme kuruluna iletilmiştir sizin şikayetiniz. Evet onları sonuçta, da bir görelim. Evet, sonuçta size bilgi verilecektir. İşte bilgiyi bulamadım. Dolayısıyla şu aşamadadır işte ben yapılan bütün işlemlerin yani 5 kez benim kızım müvekkilem görevden alınmış, 5 kez göreve iade edilmiş. Gerek göreve iade, gerek göreve başlatma kararları sahtedir. Yani hukuken geçersizdir. Yönetim kurulu oluşmadan evet. tek başına sonradan uydurma şeylerle efendim falan fakültenin vekili. Şimdi yönetim kurulunda yine idari yargılama usul kanununda hüküm var. Yönetim kurulu toplandığı zaman birisinin mazereti olabilir, iştirak etmeyebilir. Tamam? Evet. Bir kişiye mahsus. Vekalet. Sadece bir kişinin yerine vekalet evet. edebilir, evet. imzayı tabii, o tabii. şekilde. Onun dışında vekalet edemez yani. Hiç hukukta yeri yoktur bunun. Peki siz bunları teyit ettirdi. Yargı buna ne dedi? Yargı şu an yargılama aşamasında o zaman. Yargılama şu an aşamasında 4 senede zaten 5. seneye girdik. Evet. Ben bütün avukatlık hayatımda ki ben 1960'ta başladım bu mesleğe böyle bir hukuksuzluk görmedim yani. Onun için 4 senede uğraşıyorum. 54 yıldır yani 54 yıldır. 54 senede ben avukatım. Fakat böyle bir hukuksuzluğu hiçbir kurumda görmedim. Bırakınız direktörün yapmış olduğu bu keyfilikleri, haksızlıkları falan. Yüksek Öğretim Kurulu'na şikayet ediyoruz. Evet. Yüksek Öğretim Kurumu tınlamıyor. Bir nevi himaye ediyor. Yok. Yok. Evet. Buna müsaade etmiyor mu? Ben bütün bunlara rağmen ben tabii vazgeçmek niyetinde değilim. Halen uğraşıyorum ve uğraşacağım da. Sonuçta tuttum efendim rektör ve rektör yardımcıları hakkında mobbing uygulaması sebebiyle tazminat davası açtım. Yani evet. düşünebiliyorsunuz, benim kızımı alıyor, şube müdürü olarak atıyor. Fakat zemin katta, kitaplık denen bir yerde tek başına görev yaptım. Yani bir nevi ortaçağ usulüyle işkence yapmaya başladı. Onun için ben bunun hakkında manevi tazminat davası açtım. Rektör yardımcılarıyla birlikte her iki davayı da sonuçta lehimize sonuçlandı. Bunu maddi kazandınız. Evet. Davayı kazandınız. Açtınız kazandı davayı ve kazandınız. Parayı da aldı benim kızım. Ama fakir fukara dağıttı. Evet. Yani öyle şey etmişti benim kızım. Aldığınız parayı da fakir yani fukaraya dağıttınız. Yani zaten manevi tazminatın evet. şeyi o değil. Maddiyata tamamen değil. İşin yani karşı tarafın haksızlığını bizim haklılığımızı kanıtladığı için önemlidir. Sayın Ayhan, benim anladığım kadarıyla siz o zaman bir sürü dava açtınız. Sayı olarak 15 dava. 15 kez benim müvekkilimi görevden 15 kez tabii 5 kez görevden alma var. Ayrıca 10 kez de disiplin soruşturması açmıştır. Hani evet. disiplin soruşturması sonucunda maaş katı, işte kademe ilerlemesi gibi cezalar ama bunların hepsini idare mahkemelerinde iptal ettirdi. Sonuçta lehimize
karar çıktı. Hiçbiri... Şimdi ben bunun işte başka yerde de aynı şeyi ifade ettim. Hasbelkader ben mesela bu kızın babası değilim veya ailede bir avukat yoksa bir memurun bu şekilde zulme uğrayan, haksızlığa uğrayan, mobbing uygulaması yapılan bir kişinin bunu tek başına yürütmesi mümkün değil. O zaman ne yapacak? Sineye çekecek. Ama ben hani avukat olarak hem kızıma... Sayın Ayhan, siz şunu mu söylüyorsunuz? Yani şu an orada çalışmakta olup Şehnaz Hanım gibi şanslı olmayan, babası avukat olmayan... Veya aileden bir avukatı yoksa... Evet, böyle ne yapacak? Böyle bir memuru düşünürseniz bu mücadeleyi bırakır artık. Yani devam ettiremez. Yani ekonomik yönden devam. Peki bu durumda olanları bizzat tanıdığınız var mı? Bu şekilde olan bizzat tanıdığınız? Vallahi benim veya size bu şekilde... İdare davalarına tabii epey yoğunlukla... Benim aslında mesleğimdeki uğraştanım ceza avukatıdır. Evet. Ben genelde devlet güvenlik mahkemelerinde, işte ağır ceza mahkemelerinde şey yapıyorum. Sonradan idare de, mahkemesinde işte idari işlemlerle ilgili davaları da takip ettim. Ama ben hiçbir kurumda bu kadar yanlışlık yapılan bir kuruma rastlamadım. Ben bu kurumları, yani rektörün yapmış olduğu bu işlemleri şahsen, yani avukat olarak yaptığım görev sırasında farkına vardım. Bir suç olarak suç duyurusunda bulundum. Bitti Cumhuriyet Savcılığı'na dilekçe verdim. Bitti Cumhuriyet Savcılığı haklı olarak yargılama izninin YÖK'e ait olduğunu, ondan izin alınmadan yargılama yapılamayacağını beyana yetkisizlik kararı verdi. Evet. Yetkisizlik kararı üzerine biz YÖK'e aynı şikayeti yaptık. Ve dedik ki efendim böyle böyle hukuksuzluklar var. Hatta sahte evrak düzenleme var. Bunlar hakkında şikayetçi olduğumu şahsen. Şehnaz Ayhan değil. Ben kendim şikayetçi oldum. Evet. Halen herhalde denetleme kurulunda diye bana bir iki saatlik cevap geldi. İki senedir bu şikayet denetleme kurulunda ise... Rektörün yaptığı işlemlerde hatası varsa belki uyarı alır, belki kınama alır, belki şey alır. Zaten oradaki bu cezaların zaman aşımı çok kısadır. Ne ama kadardır zaman aşımı? Hepsi zaman aşımına uğrar. Ama sahte evrak düzenleme suçu ağır bir suçtur. O yarın öbür gün meslekten de ayrılsa, emekli de olsa bunun hesabını verecek. Yani sahte evrak kullanmak, tanzim etmek ve kullanmak çok ağır bir suçtur. Yani şu an YÖK müsaade etmediği için, izin vermediği için şu an yargıya intikal ettirilemiyor. İntikal ettiremedik, Şu anda onu bekliyoruz. Evet. Bakalım yargı ne? Sayın Rektör'ün görev süresi bittiğinde diyorsunuz. Ha, o zaman artık mutlaka yargılanması lazım. Diyelim ki YÖK 1,5 seneye kadar da bu konuda idari bir adli bir soruşturma yapmadı. Sonuç efendim izin vermedi. O zaman direktörlükten ayrıldıktan sonra yine aynı şikayet üzerine bu hesabı verecek. Evet. Peki bunun dışında başka davalar var mı? Ben araştırdığım kadarıyla, öğrendiğim kadarıyla 40'a yakın dava açıldığı yönünde duyum aldım. Şimdi artık sayısını ben de unuttum. Açık çok dava açtınız dolayısıyla. 4 senede uğraşıyorum. Zaten ben 4 seneden beri halen kaydım devam ediyor. Avukat olarak baroda kayıtlıyım. Ben bir ara baro başkanlığı yaptım. Sizin Bitlis barosu da bize bağlıydı, evet. O zaman. Bitlis, Muş, Hakkari, bölge barosu Van'dı. Ben 10 senede baro başkanıydım. O zamandan beri tabii çeşitli mahkemelerde görev yaptım ama bu şekildeki işlemlere başlamadım. Yani bu kadar kanunsuz, bu kadar keyfi, bu kadar vurdum duymaz veyahut da kendi yakınlarına kadro boşaltmak için işte böyle zulüm etmeyi hiç görmedim ben. Yani şunu mu söylüyorsunuz? Şehnaz Hanım genel sekreterlikten Rektör Bey Şehnaz Hanım'ı oradan çıkarıp kendi yakınını mı? Nitekim öyle yapmış. Şu anda hanımının bir akrabasıdır herhalde genel sekreter. Ki benim kızımın anlattığına göre iki kişi genel sekreterlikten maaş alıyormuş. Bilemiyorum. Şu an genel sekreterlikte resmiyette iki kişi mi var? Yani? Evet. Yani. Peki Şehnaz Hanım şu an başka bir... Şube müdürüdür. Şube müdürü olarak. Şube müdürü görev yapıyor.
Çünkü dediğim gibi halen açtığımız bir dava var. Yine onun da iptal davası açmışız. Ama o dava sonuçlarınızda bu tutum devam ederse rektör bunu da dinlemeyecek. Tekrar evet. göreve başlatacak. Aynı gün görevden alacak. Yani böyle bir evet. uygulama görülmemiş. Yani siz şu an YÖK'ün müsaade etmesini, YÖK'ün izin vermesini bekliyorsunuz. Bekliyoruz. Bekliyoruz ve hukuken vermesi gerekir. Ama 1,5 seneye yakındır 2 kez başvurdum. Bilgi edinme yasasında tabii hüküm var. İlgililer yaptıkları şikayetler konusunda eğer gecikme varsa veyahut da şey varsa bilgi edinme yasasına dayanarak bilgi isterler kurumdan. Ben bu konuda iki kez dilekçe verdim, bilgi istedim. Bana 2 sayfalık bir yazıyla işte denetleme kurulunda devam ediyor. Sonra size bildirilecek. Ne zaman bildireceği belli değil. Evet, tabii 2 sene oldu. Başvurunun üzerinden 2 sene geçti. Evet. YÖK'e başvuru 2012'de evet. mi başvurdunuz? 2012'de başvurdunuz. 2 sene oluyor hemen hemen. Evet. 2 sene geçti evet. üzerinden ve siz hala YÖK'ten izin. Evet, yani denetleme kurulu acaba ceza verdi mi, izin verdi mi, vermedi mi bir bilgi edinemedik. Evet, peki bunun dışında bize anlatmak istediğiniz bir şey var mı? Bunların dışında açtığınız davalar üzerine. Şimdi işte bu şeyler üzerine her iki rektör yazdı ve rektör hakkında mobbing uygulaması, mobbing bunda hukuk dilinde işkence. Siz bunu kazandınız. Evet, bunu kazandık. Şu anda infaz aşamasındadır. Rektörünki tazminatı icradan aldık. Rektör, ne kadardı o tazminat? 10 bin. Evet, manevi olarak veriliyor. Manevi tabii. Evet. Yani 100 bin de istersen fakat dediğim gibi yani bunun maddiyatından değiliz. Manevi evet. yönü çok önemlidir. Yani yapılan tabii. muamellerin haksızlığı, hukuksuzluğu 5 sene süreyle gerçekten benim kızımın bünyesi demek sağlamdı. Kimse dayanamaz bu zulümleri. Rektörün yaptığı bu. Hani bir adamı getireceksin, yargı kararını uyguluyorum diyorsun, göreve başlatıyorsun, aynı saatte başka göreve atıyorsun. Atma yeterli değil, zemin katında kitaplık denen bir yerde bunların hepsinin belgeleri var. Bitsiz mahkemedeki dosyalarda. Bende de var bunlar. Yani diyelim ki diğer şube müdürlerinin dosya mekanlarında, çalışma yerlerinde bilgisayar var, telefon var, işte şey var, oturulabilecek şekildeki bir mekan var. Fakat benim kızım mesela emsal olarak şube müdürüyken zemin katta 40 evet. dökük bir sandalyede telefonsuz, bilgisayarsız. Telefonsuz, bilgisayarsız. Evet, biz bunu hukuk mahkemesi marifetiyle mahallinde tespit ettik. Zaten bu tespitlere dayanarak bu manevi tazminatı biz kazandık. Evet. Peki ben şunu anlamak istiyorum. Çok da bilgili değilim açıkçası bu konuda ama bir rektöre dava açılınca diğer işte söz konusu olan Eren Üniversitesi rektörü. Evet. Şimdi Eren Üniversitesi'ne mi yoksa bizzati rektöre mi açılıyor bu davalar? Ben onu şimdi siz rektörün kendisine zaten mobbing davası. Evet, o çok ince bir nokta. Yani zaten bahsettiğim gibi o başlangıçta bu tazminat davasını açtığımız zaman evet. Bitlis Asliye Hukuk Mahkemesi davamızı hasım yokluğu sebebiyle reddetti. Yani ne demek siz kurumu dava etmeniz lazımken rektörün şahsını dava etmişsiniz. Dava siz ilkinde evet. sayın rektörün kendisini dava ettiniz. Ama size denildi ki evet. siz kurumu dava edeceksiniz. Siz kurumu dava edeceksiniz. Rektörü dava edemezsiniz. Hasım olamaz. Tabii bu gitti Yargıtay'a. Yargıtay 4. Hukuk Dairesi'nde artık ne şekilde şimdi burada biraz yakıştıramıyorum. Yani bir üniversite rektörüne gidip de efendim özel ahbap çavuş ilişkiler içerisinde şey etmesini. Tabii bu başlangıçta bu talebimiz reddedildi. Yargıtay İlk İdaresi onadı. Tamam mı? Evet. Yani onadı yani geldi. Kabul edildi yani. Fakat başkanın muhalefetiyle dairenin başkanı hakim başkanın muhalefetiyle başkan muhalefet şeridinde şöyle diyor. Diyor ki bu işkencedir. Mobbing uygulamadır.
kurumla alakası yoktur. Şahsının yargılanması lazım. Şahsını da hedef gösterdiğine göre dava doğru açılmıştır. Doğru açılmıştır. Evet. Fakat ekseriyetle başkanın bu muhalefetine rağmen diğer üyeler yok efendim işte şey hakkında, şahsı hakkında dava açılamaz, kurum hakkında açılması lazım. Ayrıca kurum hakkında açtığımız davalar da var, onu da söyleyeyim. Evet. Ama yani düşünebilir. Zaten ben onun ayrımı için tabii özellikle ayrı bir konudur. Sormak istedim çünkü kurumun evet. Kendisi var bir de sayın. Yani mesela ben aileden bir hukukçu olmasa bu işleri efendim tek başına bir gariban görevli memur veya sekreter yürütemeyeceğini, dayanamayacağını ya o bulunduğu mekanı terk edecek veyahut da psikolojik hasta olacak. Ama benim kızımın bünyesi biraz veyahut da sindirecek bunu. Tabii. Bir şekilde sessizliğe gömülüp. Tabii ondan sonra işte dediğim gibi tahsili karar talebimiz üzerine daire kendi kararını kaldırdı. Evet. Yargıtay dairesi yani onama kararını kaldırdı. Evet, rektörün şahsı hakkında açılan dava doğrudur. Esasa girişerek karar verilmesi gerekir dedi ve geldi. Tekrar orada işte yine de 5-6 aylık bir safa geçirdik. Sonuçta lehimize karar çıktı, infaza verdik, kesinleşti. Kesinleşti. Evet, kesinleşti. Hatta parayı da aldılar. Benim. Aldınız evet. Ve evet. Peki. Rektörün şahsı şahsıyla ilgili parayı aldık. Rektör yardımcılarıyla ilgili karar henüz yargıdan yeni çıktı. Onu da tespit ettik. Rektör yardımcılarıyla ilgili de var. Evet. Tabii. Onlar da evet. Onlar için de dava açtık. Onlar için de müspet karar aldık. Evet. Şimdi tespit ettik şeyden, bilgisayardan, internetten. O karar da onandı. Gelecek yakında onu da icra koyacağız. Onandı. Tabii onandı. Peki ben şunu sormak istiyorum. Türkiye'de daha önce bilginiz var mı acaba bir rektör hakkında bu şekilde kişisel bir dava açılması söz konusu mu? Türkiye'de ilk defa mı oluyor bu? Yoksa daha önce hayır, böyle başka yerlerde bu şekilde dava açılıyor yani mesela diğer rektörün tabii İzmir'den emsal getirttim ben. Mobbing evet, uygulaması emsali vardı yani. Tabii. Değildi. Mobbing yani buna hukuk dilinde mobbing uygulama. Yani haksız fiil. Evet. Haksız fiil. Yani mesela Borçlar Kanunu'nun 31. maddesi diyelim haksız fiil nedeniyle verilen zarar haksız fiili yapandan tahsil edilir. Yani manevi zarar. Şahsın kendisinden tahsil ediliyor. Evet. Emsali var demek tabii ki. Tabii var. Onları da Bitlis'ten getirdik. Kaldı ki şimdi benim bu kararımı her taraftan istiyorlar. Evet. Yani emsal teşkil etmesi bakımından istiyorlar. Peki. Şimdi, evet. Buyurun. Şimdi bu kararları tabii işleme koyuyoruz ama YÖK'ün YÖK tahminime göre yapısı itibariyle sanki rektörlerin suç işleme özgürlüğü var gibisinden aldırış etmiyor. Ben bunu yadırgıyorum. Hadi tamam rektör bir hata yapıyor. Fakat Yüksek Öğretim Kurulu, koskoca bir kurulun yetkilileri ki evet. Orada en azından denetim kurulunda profesörden veyahut da hakim emeklisinden veya hakimken ayrılmış görev almış kişilerden az kademe yoktur. Hepsi yüksek tahsilli, belli görevi yapan evet. Kişilerdir. Ama iş bu şikayete gelince gökten ses çıkmıyor. Ben bunu yadırgıyorum yani. Şimdi bunun peşindeyim. Evet. Şimdi bu emsal teşkil eder. Bırakın yani belki bu yörelerde böyle emsal alınmamıştı. Bitlis'te daha önce de böyle bir dava açılmıştı. Ben oradan belge getirdim. Bu davayı dayanak yaptım. Bitlis'te daha önce? Evet. Aynı nitelikte rektörün rektörün veyahut da amirin yapmış olduğu mobbing yani haksız uygulama evet. Psikolojik yıpratma kurumdan uzaklaştırmayı sağlamak veya kadroya kendi yakınlarını getirmek için başvuru şeyler yapılan işlemler var. Bütün bunları yaptılar. Fakat sonuçta hukuk var diyoruz. Ama şunu da ifade etmek istiyorum. Hukuk da çok yozlaşmış durumdadır şu anda. Ben bir meslek mensubu olarak yargının bağımsızlığı, yargının tarafsızlığı çok erozyona uğradı.
Yani biz avukatlar da yargının, bağımsız yargının bir unsuru olarak, savunma avukatları olarak yargının bir unsuruyuz ama maalesef son zamanlarda yargıdaki gelişmeler iç açıcı değil. Sayın Ayhan, ben şunu söylemek istiyorum. İnanıyorum ki Türkiye değişti artık. Türkiye evet. Eski Türkiye değil, yeni Türkiye. Bunu söylemek istiyorum ve ben inanıyorum ki sizin beklediğiniz bu karar YÖK'ten çıkacak. İnanıyorum ki şayet varsa böyle bir şey. Varsa. Evet. Zaten evet. Sizin anlattığınız kadarıyla, söylediğiniz kadarıyla yargı bunu onadı. Onadı tabii. Onadı tabii. Sayın Rektör olarak atandıktan sonra Sayın Cumhurbaşkanı tarafından Bitlis'e geldiğinde en azından da iki profesör, ki isimleri vardır burada, rektör yardımcıları olarak geliyor. Bu rektör yardımcıları tabii ben kızım araştırıyor falan, bunun yasaya uygun bir şekilde bu rektör yardımcıların gelmediğini anladığı için şikayet etti hatta. Bu şikayet üzerine o iki rektör tekrar Elazığ'a geri gönderildi. Yani iki yerden maaş alıyorlardı. Hem Elazığ'dan hem Bitlis Eren Üniversitesi'nden. Yani iki taraflı maaş alıyorlar. Evet. İki yerde yani görev yapıyorlar. İki yerde görev yapıyorlar. İki tane maaş alıyor. Yani bu yani görülecek bir şey değil. Yani çok istisnai. Tamamen görevi kötüye kullanmadı bu. Şimdi siz programımızın başında Sayın Rektör'ün Elazığ'dan geldiğini söylediniz. Evet. Rektör yardımcıları da Elazığ'dan evet, geliyor. Evet, beraber. Artık ne şekilde getiriyor veyahut da YÖK'e nasıl öneriyorsa onlara gel sonradan bunların usulsüz olarak burada maaş aldıkları tespit edildi ve onlar tekrar Elazığ'a geri gittiler. Tekrar geriye ne kadar gibi bir süre görev yaptılar Bitlis'te? Herhalde bir iki seneye yakın görev yaptılar. Ve sonra anlaşılıyor, usulsüz evet. olduğu anlaşılıyor evet, usulsüz ve sonra oldu. Tekrar evet, tabii. Elazığ Fırat Üniversitesi'ne geri gidiyorlar. Tabii. Şimdi geri gittiler. Bu durum çok yani eleştirilecek bir konudur. Fakat şimdi... Çok özür dilerim araya giriyorum ama yani ben biraz şunu anladım. Yani demek ki Sayın Rektör biraz böyle yönetimi gerçekten dediğim dedik duruma mı getirmeye çalışıyor? Yani tabii bu onun için hani her söylediğim yani, olması söylediğim için, şey yapılacak, olacak. Ne istiyorsam onu yapacak. Ya bunu sağlamaya. Tabii. Bunu sağlamaya. Evet buyurun ben araya girdim. Şimdi düşünebiliyor musunuz? 5 senedir tamam mı? Eren Üniversitesi açıldı. Şimdiye kadar neden yönetim kurulu oluşturulmadı? Yönetim kurulu yok mu hala? Yok şu anda. Aynı Eren şekilde devam ediyor. Hala yönetim tabii, tabii. kurulu... Hani şimdi mesela yönetim kurulu olmadığı için benim bu kızımın görevde alma gibi bir durumla karşı karşıya kalındığı zaman yüksek öğretimden veya yetkili başka bir üniversitenin denetleme kurulundan müvekkilimin uzaklaştırılması veya göreve geri gelmesi kararı. Yani, ama bunu yapmıyor. Benim kanaatime göre bilinçli yapmıyor. Çünkü üniversitede tek başına ne istersem onu yaparım havasında. Yani 5 senedir disiplin kurulu ve denetleme kurulu oluşmadı. Yani bir şube müdürünü görevde alacaksın veya başka bir yere atayacaksın. Bu yönetim kurulu kararıyla olur ama rektörün onayıyla. Evet. Yani yönetim kurulu karar verecek. Ondan sonra rektör onayacak. Onadıktan sonra işleme konacak. Yani şu anda 5 yıllık bir üniversitedir. Yönetim kurulu yok. Yönetim kurulu kendisi diyor ki ben ve rektör yardımcısı bitti. Evet. Yani Şehnaz Hanım'ın o görevden alınması için farklı, çünkü orada yönetim kurulu oluşturulmamış. Dolayısıyla zaten farklı, ben ona dayanarak diyorum. Bu farklı bir üniversiteden. Yani rektör, Sayın Rektör her ne kadar bunu yönetim kurulu işlemi olarak öneriyorsa da bu yönetim kurulu kararı değildir. Rektörün keyfi olarak tanzimeti sahte bir evraktır. Peki yargı buna sahte bir evraktır dedi mi? Onun işte daha yargılama izni vermiyor YÖK. Hadi YÖK müsaade etmediği için tabii. Ona şey yapamıyoruz. Ben olsam Sayın Rektör'ün yerine YÖK'ten yargılama izninin alınmasını isterim. Tamam mı? Eğer benim dediğim kendisini
yıpratıyorsa veyahut da bir iftira ise, o zaman ben bunun müeyyidesiyle karşı karşıya kalırım. Evet. Değil mi? Yani ben sana, size şahsınızı tenzih ediyorum. Evet. Bir suç isnat ediyorum. Ondan sonra siz bunu sineye çekiyorsunuz. Yargılama izni verilmediği için de hiçbir cevap vermiyorsunuz. Ben olsam şahsen rektörün yerine istifa ederim bu suç duyurusundan sonra. Yargıya giderim. Yargıda aklanırım. Çıkar gelirim. Anladın mı? Alnı açık. Ya öyle olur veyahut da ceza alır. Evet. Ha, alnı açık beraat ederse benim ceza almam lazım. Tamam mı? Evet. Ben diyorum sahte evrak dedi. Peki bu süreçte Şehnaz Hanım bu kadar şeyle karşı karşıya, bu kadar davayla karşı karşıya geldi, evet. Bu kadar baskıyla karşı karşıya geldi, telefonun olmadığı, bilgisayarın olmadığı. Tabii. Bitti Sulh Hukuk Mahkemesi'nin mahallinde yaptığı tespit, tabii ondan habersiz başvurduk. Yani sonra da bu yadırganıyor. Hakim nasıl üniversiteye gelip girer? Hayret ediyorum ben yani bu tutumuna. Tabii hakim gidiyor, bir kişi beraber geziyorlar. Mesela diyelim Kültür Daire Başkanlığı'nın mekanına bakıyorlar. Şehnaz Hanım'ın çalıştığı yerle kıyaslıyorlar. Ona göre rapor düzenliyorlar ve krokisini mahkemeye gönderiyorlar. Ve bu dosyalardır şimdi. Bu süreçte Şehnaz Hanım'ın psikolojisi ne durumdaydı? Siz babası olarak hep yanındaydınız. Evet. Psikolojisi ne durumdaydı? Vallahi sizin ben şu anda dediğim gibi bu muamele bir başkasına yapılsaydı öyle zannediyorum psikolojiyle daha değişik aşamada olabilirdi. Fakat benim bir kızımın bünyesi biraz dayanıklı mı artık, benden de biraz hukukçu olarak cesaret mi alıyor? Nasıl dayanıyor ben de hayret ediyorum. Açıkçası ben Şehnaz Hanım'ı avukat bir babası olması açısından çok şanslı görüyorum. De dediğiniz gibi demin arz ettiğim gibi yani diyelim ki Şehnaz Hanım değildir Ayşe Hanım. Evet. Aile avukatı yok. Aileden herhangi bir görevli yok. Böyle bir disiplin amirinin yapmış olduğu muameleler kanunsuz. Hatta disiplin soruşturma dediğim gibi bak 10 tane disiplin soruşturması açtı. Onunda da mahkumiyet kararı verdi. Efendim kademe ilerlemesi, uyarı, maaş katı, cezalar. Bunun hepsi yargıdan döndü. Yani hepsi yargıdan lehimize sonuçlandı. 10 tanesinin orada sizin lehinize sonuçlandı. Tabii. 10 tanesi. Yani gerçekten bu 4 sene içerisinde yaptığımız bu hukuki mücadeleyi bir filme konu yapabiliriz. Bir film dahi çekilebilir diyorsunuz. Programımızın sonuna geldik. Son cümlelerinizi alalım ve kapanışımızı yapalım Sayın Ayhan. Şimdi tabii efendim arzu edilen bir durum değildi benim kızımın maruz kaldığı durum. Hele özellikle rektör seviyesinde olan bir kişinin, evet, bir idare disiplin amirinin sadece kendi yakınlarını işte kadro oluşturmak için tevessül etmesi veya görevden alması hukuka aykırı bir konu. Bunun efendim başka yerde tekrar zannetmiyorum. Çok istisnai bir durumdur. Olmaması lazım. Ama olursa da sonuçta hukuk var. Evet. Hani bir sene olur, üç sene olur, beş sene sonra da hukuk gereğini yapar. Adalet tecelli eder. Evet. Sayın Ayhan çok teşekkür ederim. Ben programımıza teşekkür katıldığınız ediyorum. Için, ben bizi konuk efendim. Ettiğiniz için ben teşekkür ederim. Oradan da zahmet geldiniz. Çok sevindim. Teşekkür ederiz Sayın Ayhan. Sayın seyirciler programımızın sonuna geldik. Bir dahaki programda görüşünceye dek.